olur. Kad feradallahu meşru yapmış Cenab-ı Hak. Lekum size tehillete imanikum. Yeminlerinizin helal olması. Bak bir nimet-i ilahiyedir. İnsan yanaşırsa yemin içer. Fakat helal olduğu için kefareti yedikten sonra helal olur. Ey Habibim, istersin kefareti de nitekim bir köle de azat etmiştir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahu mevlakum, mevlanız, nasiriniz, yardımcınız, mütevelli umurunuz Allah'dır. Ve huvel alimul hakim, Allah'dır alim, bilir size layık olan ne olduğunu. Hakimdir, her şeyi yeri yerinde halk eder. Her şeyi yeri yerinde halk etmiş, bütün ahvasa size layık olan şeyleri bilir, Mevlanız da olur. Şimdi hırasasını söylemiştim de ona elde ediyorum. Ve iz eserren nebiyyü ila bâbe ezvâcihî. O zaman ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ezvâc-ı tâhirattan bazılarına sır olarak bir şeyi söylemişti ki Hafsa'ydı. Hafsa'ya söyledi, bunu söylemez. Eyle bâbe ezvâcihî hadîsen felemmâ nebbâzihî. Ne zaman ki Hafsa Ayşe'ye söyledi o sözü, o men edilen, söylemediğin şeyi nebe etti, haber verdi Hafsa Ayşe'ye. Ve ezherahullahu aleyhi, Allah da Habibine ezhar etti onu Cibril-i Emin vasıtasıyla, senin Hafsa'ya verdiğin sözü söyledi Hafsa. Arrefe bâbehu ve aradan bâbın. Sözler ikiydi. Biri Mâriye'nin ahvalini söylememek, biri de ondan sonra Ebu Bekir Ömer'in halife olmak. Bazını söyledi, bazını söylemedi. Kılâfet vahsini söylemedi, lakin Mâriye vahsini söyledi. Mâriye'nin ben ayrılmak o kadar hoşuna gitti ki o gün cennetini bıraktı. فَلَمَّا نَبَّهَا بِهِ Ne zaman ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa'ya söyledi, ben sana bir sır söyledim, niye söyledim? قَالَدْ مَنْ اَنْ بَوْكَ هَذَا Kim sana bunu dedi? O zannetti Ayşe gelmiş Resul-i Ekrem'e söylemiş. Resul-i Ekrem söyledi, bu sürü niye söyledin? Ya kimseye mutlala olmamış. E demiş, kim sana söyledi? قَالَ نَبَّئَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ Alim olan, gizli ahvale mutlali olan, haberdar el-khabiru, haberdar olan, kalbe haberdar olan, benim Rabbim beni bildirdi. Şimdi Hazreti Ayşe ile Hasan radıyallahu anh'ın arzusu Mâriye'yi bırakmak. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem bırakmamak ve emri ilahiye müstemiden. Bunların bu arzuları Resul-i Ekrem'in arzularına karşı geldiği için onlara büyük fikir ediyorlar. Onun için Resul-i Ekrem tevbeye davet ediyor. Allah tevbeye davet ediyor bu gönlümden dolayı. İn tetuba En eğer tevbe ikiniz Hafsa ile Ayşe tevbe ederlerse, rücu ederlerse, bu işi gizleyip de meydana çıkarmazsa, üzerine düşmezlerse, en tevbe ile Allah'ı fakat sagat kulubukuma, sagat yani malet, kalbiniz meylediyor. Halık-ı kanat biliyor ya kalbiniz, ikinizin de kalbiniz Mâriye'nin haram olduğunu, eşa'a etmek, anlatmayı meyil ediyor. Resul-i Ekrem buna meyli yoktur. Eğer siz bu meylinizden de tevbe edip de rücu ederseniz Cenab-ı Hakk'a, Allah sizi tevbenizi kabul eder. Ey tukbela cevabı mukaddesir. Ve in tezahara, eğer siz birbirine muzahir olarak, zehir arkaya derler. Zehir arka demektir. Muzahir birbirine arkayı veren insanlara derler. Eğer siz bir dine muzaharet edip de bu meseleyi daha üzerine düşerseniz فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَاهُ Allah bunun Mevlasıydı Resul-i Ekrem'in. Allah'dır onun yardımcısı ve Cibril'u Cibril vasıtasıyla o yardım zuhur eder ve صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerin salihleri ki Ebu Bekir Ömer'dir ve الْمَلَائِكَةِ ذَعْنَ ذَٰلِكَ الزَّهِيرِ Melekler de onun müzahiridir. Ne yapabilirsiniz? Siz eğer bu fikirden vazgeçip de tevbe ederseniz Cenab-ı Hak tevbenizi kabul eder.
tövbe etmeyirse, bir müzahere edilirse, böyle bir cehennet ederseniz maliyeye karışırız, resulüklerine karışırız. Biliniz ki Allah, Cibril, Ebu Bekir, Ömer, melekler hepsi Resul-i Ekrem'in müzahiridirler. Bir şey yapamazsınız, böyle emin nazil oldu. Asa Rabbukum intal ehir. Şimdi Hazreti Ömer geldiği zaman söylediydi ya, Recaile Cenab-ı Hakk'tan da Hazreti Cenab-ı Hakk'ın arzumu Resul-i Ekrem'e bildirsin. Malum ya, kız kendisinindir. Zahren de beşerin hali budur. Kızına bir yazım etmek lazım gelir, ister. Halbuki karşında Resul-i Ekrem vardır. Hazreti Ömer de Resul-i Ekrem'e canım, kan, malım hepsi de feda olsun diye bu haldeydi. Ben bunu Resul-i Ekrem'e arz ettim dedim. Bunlara üzülme, bunları başından def etsin bile. Allah daha iyileri ihsan eder sana. Benim bu samimiyetimi Cenab-ı Hakk'a bildirsin diye yalvarırdı Cenab-ı Hakk'a içinden. Ayet nazil oldu. Asa Rabbuhu in tallakakunne. Asa ne zaman ki yakin. Rabbuhu halikika ve Resul-i Ekrem'in Rabbi. Evet. In tallakakunne, eğer sizi bırakırsa. Meşru olur, sizi bırakırsa. Ne olur? En yüzdirehu ezvacen hayran minkunne. Sizden daha hayırlı ihsan eder. Eğer, bak tövbenin, tövbe ediyoruz diyor. Allah kabul eder tövbenizi. Tövbe etmezseniz her tarafı onun nasibidir. Eğer sizi bırakırsa Allah-u Teala onu daha sizden hayırlıları ihsan eder. Müslümatın dindarlar, müminatın mümin halis olanlar, kanitatın muti olanlar, taibatın daima tövbe ile meşgul olanlar, abidatın ibadet levhesini geçirenler, şaihatin, salihatin, yani salihleri ihsan eder, seyyibatın ve evkara, seyyib-i makire, seyyib sabem ve ne raca'a. Bir hanım tatbik edilir de babasının evine rücu'a ediyor, ona seyyib edirler. Niçin seyyib edirler? Seyyib bir rücu'a etmiş, babasının evinden çıkmış ki tekrar babasının evine geliyor, onun için. Allah-u Teala, eğer Resul-i Ekrem sizi bırakırsa, sizin yerinizde daha iyileri, abidleri, müminleri, kanıtleri, sayihleri ihsan eder, siz de orada kalacaksınız. Şimdi, bu ayet nazil olduktan sonra, tehyir adetleri Resul-i Ekrem, onlar da tevbe ettiler, eski hale arzet ettiler. Yalnız tehyir ayeti nazil oldu. Tehyir, mukhayyer bırakmak. Bu tehyir ayeti Sure-i Ahzab'tedir, burada değildir. Nüzul itibariyle böyle. Sure-i Ahzab'da Cenab-ı Hak emrediyor hanımlara. Ey hanımlar, لَسْتُنَّ كَاحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ لِتَّقَيْتُنَّ. Siz ümmetin hanımları gibi değilsiniz eğer tefa sahibi olur da Allah-u Resulullah'a karşı ibadetiniz olursa sizin kalkan gibidir, ümmet gibi değilsiniz. Sonra يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتَ Ben ihtiyar şey ayeti okuyorum, burada değil yukarı dedin ama halasayı söyledim. قُلْ لِأَزْوَاجِكَ Hanımlarına söyle, Allah emrediyor, hanımlarına birer birer bu ayeti bildir. اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Eğer siz Allah-u Resulullah'ı intikab ederseniz, her şeyin farkında ona itaat ederseniz, فَتَعَاءَ اِنْ كُنْتِنَّ تُرِبْنَ اللّٰهَ اِنْ كُنْتِنَّ تُرِبْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا Ayet böyle diyor. Eğer dünyaya meyliniz varsa, dünyanın ziynetinize meyliniz varsa, Resul-i Ekrem'e meyliniz olmaz tabii. Ya orada olur ya orada olur. Eğer tam dünyaya yapışmış iseniz, فَتَعَالَيْنَ اُمَتَّكُنَّ وَاُسَرُّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا Geliniz ben, size istediğiniz mali de veririm, istediğiniz mehri de veririm, müteahhit de veririm ve sizi bırak. وَاِنْ كُنْتُمْ لَتُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةِ Eğer siz Allah-u Resulullah'ı ve kıyamet gününü isterseniz, فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ اَجْلًا عَظِيمًا Allah Ezze Azim'i size vaat ettiği zaten verecek. Ayet bu.
Ayet nazil olduğu zaman Resulü Ekrem sallallahu